Süpürge Sesli Öykü Yazan Yaşar Kemal Seslendiren Turgut Ezgütekin Birisinin adı Reşit ötekininki durmuştu. Reşit çok uzun boylu incecik durmuş toparlak denecek kadar kısa şişmandı. Bahardı. Yağmur yağmış. Toprağa apaydınlık bir gün vurmuştu. Toprak ışıldıyor, ışıklar sanki topraktan fışkırıyordu. Yağmur altında sabaha kadar yol yürümüşlerdi. Şimdi ıslak sırtlarından usul usul bir buğu kalkıyordu. Epeydir yolun ortasında konuşmadan durup düşünüyorlardı. Belden aşağıları çamur içinde kalmıştı. Uzakta ovanın ortasında bir ayna gibi çiftlik evlerinin çinkoları parlıyordu. Durmuş ağır ağır başını kaldırdı. Reşid'in yorgunluktan omuzları düşmüş, kuru kavruk avurtları birbirine geçmiş, yaşlanmış gibiydi. Bakıştılar. Sonra gene hiç konuşmadan yürüdüler. Ayaklarının bileklerine kadar çamur içine gömülüyorlardı. Yorgunluktan ayakları birbirine dolanıyordu. İkindiye kadar yürüdüler. Güneşli toprağa bir duman çökmüştü. Öteden, güney taraflarından karanlık, kocaman bir bulut parçası üstlerine doğru geliyordu. Çiftliğe girdiler. Beyaz bir horoz gübrenin üstünde eşeleniyordu. Sonra önlerinden korkak bir köpek geçti. Boynu pırıl pırıl bir tay durup geriniyor, sonra sıçramalarına yeniden başlıyordu. Burunlarına ekşi gübre kokusu geldi. Durmuş durup Reşit'e baktı, Reşit de durdu. Sonra kocaman, uzun, hangar gibi kerpiçten yapıya doğru yürüdüler. Uzun yapının kapısına geldiklerinde Karşılarına yerden bitme dedikleri cinsten, kara yırtık donunun içinden bile bacaklarının eğriliği belli olan çelimsiz bir adam çıktı. Birden, ''Durun bakalım.'' dedi. ''İndirin yorganlarınızı sırtınızdan.'' Reşitle durmuş hiçbir şey söylemeden ağır ağır yorganlarını sırtlarından çözüp duvarın dibine koydular. Reşit, ''Adını bağışla ağam.'' dedi. Adam, ''Benim adım Veli.'' dedi. Bu çiftlikte A'dan sonra ben gelirim. Bunu böyle bilesiniz. Ben ağanın koz Bu çiftlikte her şey benden sorulur. Böyle. Durmuş da Reşit toparlanıp Veli'ye karşılı saygılı bir tutum takındılar. Veli de kabardı. Kim gönderdi sizleri? Benim adamı mı verdiler size? Reşit, biz geldik dedi. Veli kızdı. Kimin için geldiniz? Mercimek çiftliğine. Veli adı anılmadan girilir mi? E, biz geldik, kimseye sormadık. E, Kolik de geldik. Veli tepindi. Ulan dedi. Kimse size orada veli var. Size iş verir demedi mi? Reşit sustu. Veli ısrar etti. Söyleyin demedi mi? Reşit ''Senin adını...'' dedi. ''Ağam, biz koyda duyarık.'' Veli, <laughs> ''Şimdiye kadar neden söylemediniz ya? Demek benim adımı koyda duyarsınız.'' Reşit, ''Duyarık.'' Veli bir el işareti yapıp önlerine düştü. Onlar da arkasından yürüdüler. Küçücük, çitleri çökmüş, bükülmüş, bel vermiş bir huun önüne gelince durdular. Veli çekirge gibiydi. Sert sert, karı, karı diye seslendi. Evin küçücük kapısından saçı başı karma karışık, yüzü buruş buruş bir kadın eliyle açık göğsünü kapamaya çalışarak göründü. Veli, karı dedi. Bunlar bizim konuklarımız. Kadın içeri çekildi, Veli gürledi. Çolu ser, döşek at. Bunlar ta Albustan'dan Veli demiş gelmişler. Veli önde, onlar arkada içeri girdiler. Kadın telaşla evin çamur içindeki toprağına çulu seriyordu. Veli çulun baş köşesini gösterip, ''Oturun.'' dedi. ''Madem ki Veli demiş gelmişsiniz, benim başımın üstünde yeriniz var.'' Tek odalı, basık, üstündeki otlar kalbura dönmüş evin içerisinde hemen hemen eşya denilecek hiçbir şey yoktu. Yalnız köşede kılıfsız bir yorganla küçücük bir minder duruyordu. Minder öyle eski, öyle kirliydi ki, İt yatmaz derler ya. Öyle işte. Başkaca ha bir de çam su bardağı vardı. Bardağın yanı yönü sızan sularla göllenmişti. Veli, arı dedi. Bunlar ta Albustan'dan benim adımı duyup gelmişler. Çabuk bir kahve yap. Kadın köşedeki ocağa bir iki çırpı atıp ateşledi. Sonra kocaman bir cezveye su doldurup ocağa sürdü. Veli, arı dedi. Kahve yosun! Şöyle şekeri çok. Bunlar evin orta direği yanındaki başını ön ayakları üstüne koymuş. Dişleri dökülüp tüyleri serilmiş yaşlı köpek gürültüye bir gözünü usulca açıp sonra geri kapadı. Veli size çok iyi bir iş bulmak gerek. Reşit sağ ol kardeşim Veli efendi dedi. Biz senin ününü duyduk da geldik. Veli karısına döndü. Bak dedi. Karı ne diyorlar? Sonra Reşit'e bir daha söyle de karı da duysun. Reşit biz senin ününü duyduk da ta memlekette. Veli siz en çok ne iş yapmayı seversiniz? Reşit tutmalık. Durmuş tutmalık. Veli ben size şimdi istediğiniz işi veririm. Reşit yavaş yavaş boynunu içine çekti. Utana utana Veli ağam efendi dedi. Hakkımız ne ola? Veli herkese neyse size de o. Siz benim adamımsınız. Size az veremez ya o. Bir değil beş değil sizin gibi bin tane gelir gider bu kapıya. Ağa der ki Veli oğlum kimsenin hakkı kalmasın bende. Bana Allah vermiş vereceği kadar. Fakir fukaranın hakkını koyup da boğazımda cehennemde yatırma beni. Bizim ağa gibi hiç yok. Öyle öteki ağlar gibi hak yemek, kırbaçla tutma dövmek yok bunda. Başkaları bir verirse o beş verir. Verir ama borçtan da kurtulmaz. Hak yemez. O taraftan kormayın. Ben kefiliyim ağanın. Reşit çok iyi kardeş dedi. Durmuş iyi iyi biz de böylesini arıyorduk. Veli Reşit'in elini tuttu. Yok bizim ağa gibi Çukurova'da. Yok merhameti deniz kadar. Sekiz yıldır yanındayım. Bir kotülüğünü görmedim. Gelir eve kadar. İnanın. Oturur siz sizin oturduğunuz çulda. Oğlum veli nasılsın der. Para gerek mi der. Yok a yok gerek değil. Sayende geçinip gidiyoruz. Para lazım olursa eksik olma. Kesen bize her zaman aşık. Gelir alırım derim. Aa karıma döner. Nasılsın kızım? Nasılsın gelinim? Geçine biliyor musunuz? Bir noksanınız var mı? Diye sorar. Karısına döndü. Kız, dedi. Öyle der mi? Kadın, öyle, dedi. Öyle. Ağa her zaman gelir bize. Bizim ağamız çok iyi. Sayesinde tuzsuz, sabunsuz kalmadık. Ağamız gibi var mı? Durmuş değneğini çenesine vermiş. Veli konuştukça şaşkınlık gösteriyor. Başıyla boyuna evet diyor. Birden ağzından kaçırdı. Ne ya? Adam böylesinin yanında ölür. Para da verirse. Veli'nin tepesi attı. Verir de söz mü? Ortağıyız dedik ulan ağanın. Beni tutma mı sanıyorsun? Bu çiftlik benim elimde. Ben olmasam batar gider. Ne sandınız ya? Verir de söz mü? Benim elimde. Yak, yak, kır, kır, ye, iç. Kimse nereden gelip nereye gidiyorsun belli diyemez. Sonra karısına döndü. Karısının gözleri büyümüştü. Öyle değil mi karı? Kadın nasıl derlermiş? Biz döndürüyoruz bu çiftliği tek başımıza. Reşit, darılma ağam. Onun aklı ermez durmuş, kırmızı kesilmiş, yüzünde ter damlaları boncuklaşmıştı. Korka korka, ''Kusura kalma ağam, benim aklım ermez.'' dedi. Reşit, ''Adamı ne bilir, sözü ne bilir.'' Durmuş, büyük suçunun ne olduğunu daha bilmiyor. Şaşkın şaşkın bakıyordu. Ben, dedi, adamı da bilmem sözü de, bağışla suçumu. Veli, haydi, bağışladık. Hani dedik, biz tutma değiliz. Bu çiftlik bizden sorulur ona göre. Bu sırada çay bardaklarının içinde kadın kahveyi getirmişti. Veli düşündü aklına geldi. Kız dedi. Çocuklar aç şimdi çabuk yemek. Kadın sahi dedi. Hiç akıl etmedik. Veli ta memleketlerinden adamı duyup gelmişler. Başımın üstünde yerleri var. Dışarıdan kalın bir kadın sesi geldi. Veli, Veli, gözü kör olası Veli. Öküzlerin altını da bizim evi de süpürmemişsin daha. Hadi çabuk. Veli yumruklarını sıktı. Benzi kül kesildi. Bu karı, dedi. Aya layık değil. Gavurun biri. Bana bile, aya bile evi süpüttürür. Hızla kalkıp, hınçla süpürgeyi eline aldı. Thank you.